Escape from Tarkov tarihinin en büyük update'ini almak üzere Nikita geçtiğimiz günlerde Twitch kanalı üzerinden bir podcast yayını düzenledi ve bu podcast yayınında bir sürü yeniliğin önümüzdeki 6-8 ay içerisinde geleceğini söyledi. Bu yenilikler de bizim uzun süredir beklediğimiz yenilikler. Mesela bunlar içerisinde FPS artışı var, ses değişiklikleri var, yeni bosslar var, net coding var, vaulting sistemi geliyor. Bunların hepsini sizler için Türkçe derledim, bir YouTube videosu haline getirdim. Eğer beğenirseniz bir like atmayı, ...düşünebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Sizleri daha fazla bekletmeden... ...direkt YouTube videosuna geçelim. Evet, Nikita ve ekibi yapmış oldukları yayınlar... ...bir tane teaser ile başladılar. Ama 2 saatlik bir podcast yayınından bahsediyoruz. Bu yüzden ben size bu yenilikleri anlatırken... Elimden geldiğince hızlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bu teaser videosunda ilk başta görmüş olduğumuz bir oyuncu Customs haritasındaki 3 katlı dorms'un çatısına çıkıp oradaki kutuyu lootlamak istiyor. Fakat oraya gittiğinde o kutuyu yerinde bulamıyor ve şaşırıyor. Böyle bir teaser izledik. Bu da oyuna dinamik loot'un getirileceğini bizlere habercisi olmuş oldu. Oyunda tabii ki de bir dinamik loot sistemi var. Yani gidip biz bir kutuyu açtığımızda o kutunun içerisindeki loot farklı olabiliyor. Ama bu sefer biz bir yere gidip bir kutuyu açmak istediğimizde veya yerdeki bir ölü body'yi lootlamak istediğimizde o body orada olmayabilir, o ceset orada olmayabilir. Veya gidip açmak istediğimiz kutunun yeri farklı bir şekilde başka bir yerde olabilir. Bunun habercisi bu dynamic loot. Bunun oyuna çok güzel bir mekanik olarak geleceğini, bize oyuna biraz eğlence katacağını düşünüyorum ben şahsen. Bir diğer yenilik ise 25.000 tane hilenin banlandığından bahsetti Nikita. Aynı zamanda biliyorsunuz Escape from Tarkov BattleEye anti cheat sistemini kullanıyor. Fakat bu anti cheat sistemini geliştireceklerini hatta geliştirdiklerini ve bunun hileler ve hile yapımcıları için kabus olacak bir gelişme olduğunu söyledi. Fakat fazla detay vermek istemediğini hile yapımcılarını bu konuda bilgilendirmek istemediğini de belirtti. Böyle hilelerden ve teknolojik gelişmelerden bahsettikten sonra bir de Escape from Tarkov artık Unity 2021 motoruna geçiyor. Bu da bizler için yeni teknolojiler, daha güzel grafikler, RAM kullanımında artış, memory consumption ve optimizasyon demek oluyor. Optimizasyon ne demek olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Daha iyi FPS demek oluyor. Ama ilerleyen vakitlerde de bahsedeceğim bir değişiklikte de FPS etkileyecek. O da ses ile ilgili olan değişiklikler. Onlardan da ilerleyen maddelerde bahsedeceğim. Net kod değişikliklerine geldiğimizde Nikita inanılmaz bir yenilikten bahsetti. Tek bir lobide 60 kişi yani 60 oyuncu denediklerini söyledi ve performans sıkıntısı yaşamadıklarını belirtti. Bu yayını da Twitch kanalından yaptıkları için tabii ki de orada chat vardı. Chat buna inanmayınca Nikita birazcık sinirlendi ve dedi ki siz oyuna girdiğinizde kendiniz görürsünüz dedi. FPS olarak biz denedik hiçbir sıkıntı çekmiyoruz diye belirtti. Yavaş yavaş gelecekmiş ve her yerde olmayacakmış. Bu ne demek oluyor? Yani mesela Customs haritasında böyle bir yeniliğe belki gitmeyecekler. O haritada 60 kişi göremeyeceğiz ama Streets of Tarkov gibi büyük bir haritada 60 kişiye kadar oyuncu göreceğimizi belki 60 kişiden fazla da oyuncu göreceğimizi bizlere söylemiş oldu. Yeni bir teknolojiyle oyunu baştan yaptıklarını söyledi. Eski teknolojide bir şeyleri değiştirmektense baştan yeni bir teknolojiyle oyunu yaptıklarını duyurdu. Önümüzdeki 6-8 ay içerisinde bu videoda bahsettiğim değişiklikler sırasıyla veya karışık bir şekilde belki gelecektir oyuna ama bu yeni teknolojiyle oyunu baştan yapmaları belki 6-8 ay sonunda büyük bir update ile oyunla bizlerle buluşacaktır diye düşünüyorum hedeflerinin arasında isabet kaydı yani hit registration, FPS increase yani FPS artışı ve reduce desync dedi. Yani desync'in azaltılması biliyorsunuz Tarkov'da çok fazla desync var. Bazı haritalarda FPS problemi var ve aynı zamanda bazen atış ettiğimizde mermilerin doğru yere gitmemesi büyük bir problem. Bunların da düzeltileceğinden bahsetti. Bir yeni gelecek olan yenilik ise oyuna vaulting ekleniyor. Animasyonların ilk başta göstermek istemedi fakat chat çok fazla baskı uygulayınca Animasyonların bitmemiş halini bizlere gösterdi. Ve artık ilerleyen vakitlerde oyuna vaulting yani tırmanma veya bir kutunun üzerine çıkma bir objenin üzerine çıkma animasyonlarında ekleneceğini görmüş olduk böylelikle. Şu anda yapım aşamasında olduğunu söyledi ve bulunduğu hali hazırdaki halini beğenmediğinde belirtti. Ama geliştirdiklerinde çok güzel bir noktaya geleceğini de bizlere söyledi. Bir yeni animasyon değişikliği de blind fire değişikliği. Bu da kör ateş yani bizim bir siper arkasına geçip sadece kolumuzu kullanarak kolumuzu siperin dışarısına çıkarak atış ettiğimiz animasyonların değişeceğini söyledi. Bunlarda da belli başlı değişikliklere gidiliyor ama benim gördüğüm kadarıyla sadece animasyon değişiklikleri. Ses değişikliklerine gelince ilk başta interchange haritasını değiştireceklerini ve interchange haritasının optimizasyonunu düzelteceklerini söylediler. Burada ses değişiklikleri yaptıkları haritalarda FPS artışının görüleceğini de söylediler. Daha önce de videoda belirtmiştim. Ses değişiklikleri yapıldığında FPS artışı da olacakmış. Aynı zamanda bunun FPS'e bir etkisi oluyormuş. Bunları otomize ettiklerinde yani otomatik bir şekilde yaptıklarında çok fazla bug oluyormuş. Bu yüzden manuel bir şekilde düzeltilmesi gerekiyormuş. Manuel şekilde yaptıkları için de sesi düzeltmeleri yavaş oluyormuş. O yüzden harita harita gidiyorlarmış. Şu anda iç mekanda ve dış mekanda olmak üzere iki farklı ses olduğunu belirtti Nikita. Bunu 0 1 veya on off gibi düşünebiliriz. Yani ya iç mekandayız ya dış mekandayız ve biz o sesleri duyuyoruz. İlerleyen vakitte bulunduğumuz ortama göre ara seslerde olacağını, oyuna ara seslerinde geleceğini bundan üzerinde çalıştıklarını belirttiler. Oyunda çok fazla sound stutter olduğunu. Sound stutter derken de yani ses kekemeliği, ses tekrarı, ses bug'ı diyebiliriz buna. Çok fazla ses bug olduğunun farkında ve bunu da düzelteceklerini söylediler. Susturucuların durabilitesine göre seslerin değişeceğini eğer bir susturucunun dayanıklılığı düşerse sesi yalıtmasının da ona oranla düşeceğini ve silahın daha fazla ses çıkaracağını söyledi. Sapsonik mermiler var oyunda biliyorsunuz. Bu mermileri de değişikliğe gidileceğini bahsetti. Fakat bu mermiler hakkında detay vermedi. Bunlar önümüzdeki 6 ay içerisinde oyunda muhtemelen göreceğimiz değişiklikler. Tabii ki de önümüzdeki 6-8 ay içerisinde içerisinde sadece bu değişikliklerle yetinmeyeceğiz. Daha fazla da değişiklik var. Streets of Tarkov'da iki tane yeni boss olacağını söyledi. Bu boss ortadaki Lexos binasının orada olacakmış. Lexos binası Lighthouse'daki rogların olduğu bölge gibi girmesi çok zor bir bölge haline getirilecekmiş. Lexos'ta bulunacak olan boss'un elinde de ağır makinalı bir silah olacağı söylendi. Oyun içi değişiklikler var ama oyun dışı değişiklikler de var. UI'da çok büyük değişikliklere gidiliyor. Anladığım kadarıyla arayüz tasarımları geliyor oyuna. Bize bunları gösterdiler. Ben de şimdi sizlerin ekranlarınıza bunları veriyor olacağım. Şahsen ben bu değişikliğe çok sevindim çünkü bir item alışverişi yaparken çok fazla vakit kaybediyoruz hatta o sahneler çok fazla takılıyor o yüzden burayı yenilerlerse ve burada biraz performans artışına gidilirse çok güzel olacağını düşünüyorum. Yeni gelecek olan ara yüzde de bunları sağlayacaklarını belirttiler. Ara yüzde bir artı da gear presetler geliyor artık oyuna. Herhalde oyun çıktığından beri oyuncuların beklediği bir yenilik bu. Artık kendi kıyafetlerimizi armorumuzu, işte şapkamızı, silahımızı ayarlayabileceğiz. Bunları bir preset haline getirebileceğiz. Ve ben ne zaman gidip işte benim birinci presetimi satın al dediğimde bütün presetimi komple gidip satın alıp bana getirecek Flea Market'ten veya en ucuza bulduğu yerden. Belki traderlardan da bir şeyler alıyor olabilir. Ama ben gideceğim, kaskımı seçeceğim, armorumu seçeceğim, rigimi seçeceğim, silahımı seçeceğim ve diyeceğim ki bana bunları getir, şu kadar mermi getir, bunları ben kaydediyorum. Bir numaralı presetim bu, iki numaralı presetim bu, üç numaralı presetim bu hangisini satın almak istersem bir tuşa tıklayacağım, presetim gelecek. Bir tuşa tıklayacağım, satın alacak ve hızlı bir şekilde artık karakterimizi hazırlayabileceğiz. Arkadaş listesinde yakın zamanda bir değişikliğe gidilmişti. Tekrardan bir değişikliğe gidiliyor. Arkadaş listesinde değişikliklerini gösterirken aynı zamanda bu listede arkadaşlarımızın arenadaki rankını görebiliyoruz. Yani derecesini görebileceğiz. Burada da arenayla ilgili birazcık leakler, sızıntılar oldu. Biliyorsunuz oyuna dönem dönem hatta her wipe yeni silahlar ekleniyor. Son wipe'da da AUG eklenmişti. Bu wipe'da da oyuna farklı farklı yeni silahlar geleceğini ve bunların görsellerini bizlerle paylaştılar. Bu silahların görselleri bizlerle paylaşılıp yeni silahlar bizlere gösterilirken Twitch yayınında chat Alman silahı olan MP40'ı oyuna istediklerini söyledi. Nikita da kalkıp tamam merak etmeyin MP40'ı da oyuna getiririz dedi. O yüzden oyuna bu görseller haricinde bir de MP40 geleceğini düşünüyorum. Sadece silahlar değil, armor'larda da büyük değişiklikler var. Armor hit zonları geliyor. Yani artık üzerimize giydiğimiz armor'un hit zonları olacak. Bu ne demek diye sorarsanız, mermiyi eğer armorumun ön tarafından yiyorsam, armorumun sadece ve sadece ön tarafını repair etmem gerekecek. Arka tarafından hiç mermi yememişse, hiç zarar görmemişse, arka tarafını repair etmeme gerek kalmayacak. Bu da oyuna armor plate'lerin geleceğini bizlere gösterdi ve Nikita da bunu doğruladı. Oyuna artık armor plate'ler geliyor. Yani Call of Duty'deki gibi ben Armoruma plate'leri koyabileceğim. Anladığım kadarıyla 4 parça olacak armorlarda. Ön, arka, yanlar ve boyunluk gibi alanları olacak ve hangi plate zarar görürse biz sadece o plate'i değiştirerek armorumuzu repair edebileceğiz. Bu da oyun içerisinde de belki plate bulmamızı ve bu plate'leri alıp armorumuza takabileceğimizi de bizlere öncüsü oldu. Hideout update'i bir sonraki update'imiz. Hideout'ta ufak bir update geliyor. Animasyonlar olacak. Hangi bölgeye gidersek orada animasyonlar göreceğiz. Karakterimiz oraya yaklaşacak. Orada belli başlı hareketler yapacak. Böyle ufak bir hideout update'i de bizleri bekliyor olacak önümüzdeki 6 ay içerisinde. Şimdi sizlere birkaç tane daha update'ten bahsedeceğim. Silahı sol elle tutma geliyor. Blind fire geliyor. Loadout presetler geliyor. Bipodlar geliyormuş oyuna. Recoil rework geliyormuş. Recoil'i tekrardan değiştireceklerini söylediler. Nikita şu andaki recoil'den memnun olduğunu fakat recoil'i tekrardan değiştireceklerini söyledi. Scope Radical Brightness da geliyormuş oyuna. Bu da demek oluyor ki scope'larımızın artık aydınlığını belirleyebileceğiz. Gece görüşü kullanırken tek 30 gibi scope'larda parlama yapıyordu gece görüş taktığımızda. Belki bunun önüne geçilmek için gelecek olan bir değişiklik olabilir. Mermi arayüzü değiştiriliyormuş ve aynı zamanda hızlı side arm çekme yani pistolümüzü hızlı çekme, ikinci silahımızı hızlı çekme gibi bir özellik eklenecekmiş. AK-12 ailesinin geleceğini de söyledi oyuna. PKM, RPD ve SVT silahları da oyuna eklenecekmiş. Lighthouse ortasına gelen yeni trader Lightkeeper'a da yeni oyun içi mekanikler yükleneceğini söyledi. Fakat kendisinin bir oyun içi karakter olduğu için bu yenilikleri söylemeyeceğini, leaklemeyeceğini de belirtti Nikita. Şimdi yakın zamanda duyurulmuş olan Arena'dan bahsedelim. Hepimizin beklediği Arena teaser'ı yakın zamanda duyuruldu. Arena ile ilgili artık birazcık daha fazla bilgiye sahibiz. Arena'da 2v2, 3v3, 5v5 oyun seçenekleri olacak. Dereceli seçeneği olacak. Karakter presetleri olacak. 2 tane oyun modu olacağı söylendi. Bir tanesi AI yani botlara karşı takım arkadaşlarımızla birlikte savaştığımız. Bir tanesi de karşılıklı player vs player yani oyuncu vs oyuncu olarak oynayacağımız bir mod olacağı söylendi. Benim en çok hoşuma giden yenilik ise kill cam getirileceği söylendi. Arena modunu oynarken kill cam kullanabileceğiz. Yani öldükten sonra ben birinin karşı düşmanın beni nasıl öldürdüğünü izleyebileceğim. Custom gameler kurulabiliyor olacak. Turnuvalar düzenlenebiliyor olacak. Aynı zamanda server tick rate'lerinin de modern e-spor seviyesinde olacağını belirtti Nikita. Bu çok güzel bir değişiklik. Hatta bu baya büyük bir yenilik. Bunu yapmalarını dört gözle bekliyorum. Eğer... Eğer Nikita dediği şekilde arenayı çıkarabilirse e-spor dünyasına hatta oyun dünyasında baya meta olacak bir oyuna doğru gider diye düşünüyorum. Escape from Tarkov'un arena modu. Bakalım game changer olabilir. Bilemezsiniz belki de Twitch'te en çok oynanan, en çok izlenen oyunlardan bir tanesi haline gelebilir Escape from Tarkov. Evet, Nikita'nın yapmış olduğu podcast yayınında bahsettiği değişiklikler bunlar. Bana soracak olursanız gerçekten inanılmaz büyük değişiklikler. Özellikle FPS artışı, yeni netcode, Unity 2021 ile oyunun yeni teknolojiyle baştan yapılıyor olması. Bunlar gerçekten çok güzel değişiklikler. Arena'nın duyurulması, Arena'nın artık yakın bir zamanda bizlerle buluşacak olması da çok güzel. 2v2 3v3, 5v5 ve dereceli modların olacak olması benim çok hoşuma gitti. Hilelerin banlanmış olması, aynı zamanda hilelere kabus olacak bir gelişme yaptıklarını ve geliştirmekte olduklarını söylemeleri de birazcık içimi ferahlattı. Biliyorsunuz çünkü Escape from Tarkov hilelerden çok fazla çeken bir oyun. Umarım hilelerden de kurtulmuş oluruz en azından bir nebze kurtuluruz diye düşünüyorum. Evet değişiklikler böyleydi. Elimden geldiğince sizlere aktarmaya çalıştım. 2 saatlik bir podcast yayınını şu anda 13 dakikalık bir videoya sığdırmakla uğraştım. Biraz hızlı konuştuysam kusuruma bakmayın ama umarım hepsini güzelce anlatabilmişimdir. Videoyu beğendiyseniz like atmaktan çekinmeyin. Bir like atmayı düşünürseniz çok sevinirim. Her gün Twitch kanalında da yayın yapıyorum. Oraya da gelip bir selam vermekten çekinmeyin efendim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.